Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Yeni bir atamadan bahsetmiş olacağız. Üniversiteler bu yıl normal itibariyle üniversitelerde 100-150 maksimum 200 atama oluyordu. Ama bu sefer 400'ler, 500'ler, 600'ler karşısına çıkmış oldu. Umarım daha da yükselir diye umut ediyorum arkadaşlar. Tabii sayılar arttıkça, ilanlar geldikçe puanları yüksek olanların hepsi gidiyor, önümüzden çekiliyor. Belki de sizler atanamıyorsunuz düşük puanlarla ama yüksek puanlar gittiği müddetçe sıra size gelmiş oluyor. O yüzden her büyük atamada sizlerin de şansının daha sonraki atamalarda artmış olduğunda belirtmek istiyorum. Lütfen şansınızı her ilanda deneyin. Çünkü yüksek puanlar devreden çıkmaya başladı. Artık sıra sizlere de gelmiş oluyor arkadaşlarım. Umarım her şey gönlünüzce olur ve kısa süre içerisinde hedefinize ulaşım sağlarsınız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip tüm atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Ben bu linki yorum kısmına sabitledim zaten. Oradan rahat bir şekilde bu sayfaya erişim sağlayacaksınız. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından toplam itibariyle 405 atama yapılmış olacaktır. Herkes hayırlı olsun. Bugün itibariyle başlayıp 5 Mayıs'a sona erecektir. Herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Direkt olarak puan üstüne göre atanmış olacağınızı da tekrar hatırlatmak isterim. Genel şartlarını sizler okursunuz zaten. KPSS 2022 puan türüyle P3, P93, P94 lise, ön lisans, lisansların başvurabileceği alımlar mevcuttur arkadaşlarım. Bunun haricinde koruma ve güvenlik görevlisi ataması mevcuttur. 31 yaş şartı vardır. Destek personelinde 35 yaş şartı vardır. Veya bunların dışında şahsen başvuru istiyor. Şahsen gidemeyecekseniz eğer vekaletinizi vererek o sizin yerinize başvuru yapabileceğini belirtmek istiyorum arkadaşlar. Maalesef posta veya işte online başvuru maalesef kabul edilmeyecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Eğer koruma ve güvenlik görevlisine başvuracaksanız da muhakkak kendiniz gitmeniz gerektiğini de yazmış durumda arkadaşlar. Dediğim gibi başvurular bugün itibariyle başlayıp 5 Mayıs'ta sona ermiş olacaktır. Başvuruların değerlendirilmesinde ise sizler 15 gün içerisinde Pamukkale Üniversitesi'nin resmi internet hesabı üzerinden kazanıp kazanmadığınızı görüntülemiş olacaksınız. Tüm kadro ve pozisyonlar için bakın buraya bıraktım ben bu linki. Tüm kadroya bakmış olabileceksiniz veya aşağıda eğer bilgisayardan giriş yapıyorsanız da aşağıda bütün tabloyu görüntülemiş olacaksınız. Veya diğer tüm ilanları sosyal medya hesaplarımızı buradan görüntüleyebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Peki bunun haricinde hangi dalda atama olacak? Hızlıca onun bilgisini vereceğim. En az 65'ler, 60'lar, en az 70 puanlar bu gibi yerlerde yazmış durumda arkadaşlarım. Bunun haricinde sizler nerede çalışacağınıza dair bütün bilgileri de buradan erişim sağlayacaksınız. Hangi fakültede, hangi birlikte veya hangi işte ilçede çalışacağınıza dair bütün bilgileri burada yazmış durumda arkadaşlar. Pekala hangi dalda atama olacak? Hemşire lise düzeyinde, hemşire lisans düzeyinde veya farklı yerde çalıştırılmak üzere yine sizler atanmış olacağınızı belirtmek istiyorum. Fizyoterapist ataması mevcut. Biyolog ataması, diyetisyen, eczacı, röntgen teknisini, fizik tedavi ön lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir arkadaşlarım. Veya tıbbi dokümantasyon ve eczane teknikerliği, elektronofizyoloji, tıbbi dokümantasyon, ağız ve diş sağlığı, diş protez veya diğer sağlık personeli, ergoterapi lisans mezunları veya bunların dışında yine diğer sağlık personeli demiş olduğu laboratuvar teknisyenliği düzeyinde atamalar, anestezi, fizik mühendisliği veya spor bilimlerinde çalıştırılmak üzere spor uzmanı ataması yapılmış olacaktır. Bilgisayar elektronik mühendisliği veya bunların dışında yine inşaat mühendisliği lisans mezunları, bilgisayar programcılığı ön lisans mezunları başvurusunu yapabilir. Veya bunların dışında yine farklı düzeyde bilgisayar programcılığı, elektrik elektronik, inşaat teknolojisi, tesisat, makine bakım veya bunların dışında tesisat teknolojisi gibi alımlar mevcuttur arkadaşlar. Veya bunların dışında yine sizlerin başvurabileceğim teknisyen düzeyindeki lise düzeyi atamalar da mevcuttur. Grafik, fotoğraf veya görüntü test sistemleri, antrenörlük, spor bilimleri, maliye lisans mezunu, yönetim bilişim sistemleri, iktisadi ve idari bilimler, adalet ön lisans, çalışma ekonomisi endüstri ilişkileri, herhangi bir lise mezunuysanız destek personeline başvurabilirsiniz arkadaşlar. Veya bunların dışında ev idaresi ön lisans mezunu, ikram hizmetleri ön lisans mezunu, herhangi bir lise mezunu olmakla beraber destek personeline ataması mevcuttur bilginiz arkadaşlarım. Koruma ve güvenlik görevlisi için de sizden özel güvenlik ve koruma, asayiş gibi ön lisans mezunuysanız ancak başvuru yapacağınızı belirtmiş durumda arkadaşlarım. Umarım her şey gönlünüzce olur ve kısa süre içerisinde hedefinize ulaşım sağlarsınız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Şu an kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.